Aslında ben futbola çok küçük yaşlarda başladım. Daha çok küçük yaşlardayken çok sevdiğim bir spordu futbol. En sevdiğim spordu. Dolayısıyla futbol oynamayı hep istemiştim. İlk başta aslında hayat hikayemiz Gine'de başlıyor. Çünkü biz ailemle Gine'deyken babam Avrupa'ya gidip çalışmaya başlamıştı. Daha sonra biz de yanına aldığında artık yavaş yavaş ilk başta tabii ailemdekilerle birlikte ağlamaya başlamıştık. Çünkü yeni şey alışık olmadığınız bir hayat, yeni bir yer ve her şey yeniden başlıyor. Dolayısıyla kolay olmamıştı bizim için ilk alışma süreci Avrupa'ya. Ancak Portekiz'e ilk gittikten sonra futbola başladıktan sonra ufak bir turnuva yaşanmıştı. Bu turnuvaya ben de katılmak istemiştim. Bu turnuvada da Sporting ve Benfica gibi takımlar da vardı. Onların genç takımları ve bu takımların oyuncu izleyen ekipleri de oradaydı. Orada iyi bir turnuva geçirdim açıkçası. Bu geçirdiğim turnuvadan sonra, o başarılı sonuçlardan sonra, iyi de bir futboldan sonra Sporting benimle ilgilendi. Beni altyapısına almak istedi. Gerçekten çok ilgilendiler. Daha sonra Sporting'e giriş yapmış oldum. Futbol hikayem de aslında böyle başlıyor biraz. Formasyon keyfiyle sport temelde. Aslında şöyle biraz ilginç bir futbol hikayem var. Çünkü biraz önce size bahsettiğim o turnuvada ben bir kanat oyuncusuydum. Kanat oyuncusu olarak başladım. Daha sonra başka bir hoca beni bek olarak oynattı. Daha sonra da şu an günümüzde Gazişehir Futbol Kulübü'nde çalışan hoca Sarp Pintu kendisi de beni stoper olarak oynatmaya başladı. Aslında stoperliğe direkt defans oyuncusu olarak başlamadım aslında. En önde kanat oyuncusu olarak başladım. Kanat oyuncusundan bek oyuncusuna, bekten de stoper oyuncusuna evrilme gibi bir aslında süreç yaşadım futbol içerisinde. O bahsettiğim turnuvadan sonra zaten dediğim gibi Sporting gerçekten çok önemli bir altyapı ve gerçekten çok iyi bir eğitim alıyorsunuz Sporting'de futbolla alakalı. Ve bundan sonra da o oynadığımız maçlar ve turnuvalar sonrasında da Inter ve Barcelona'nın benimle ciddi olarak ilgilendiğini duymuştum. Daha sonra Barcelona transferim gerçekleşti. Barcelona transfer olduktan sonra da aslında içeri girdiğiniz ilk andan itibaren futbolun ne kadar farklı olduğunu görüyorsunuz. Çünkü orası farklıydı ve alışmam gerekiyordu. Alışmam için de bana süre de tanıdılar. Bana çok da yardımcı oldular. Ve Tanrı'ya şükürler olsun ki zaten o alışma sürecini çabuk atlatıp Barcelona'da da adapte olabildim. Aslında kendi futbolumu tanımlayacak olursam adanmışlık kelimesini kullanabilirim. Çünkü gerçekten ne yapıyor olursam olayım, hangi takımda olursam olayım, o an kendimi adamaya ve yaptığım işi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Tabii ki bunun gururunu da yaşamak istiyorum. Çünkü yaptığınız işi bir adanmışlık da yaparsanız eğer, zaten izleyen kişiler de hem sizden gurur duyacaklar, hem de oynadığınız oyundan da zevk alacaklar. Dolayısıyla ben de kendi futbolumu böyle tanımlayabilirim. Aslında sizin de bahsettiğiniz gibi kanat oyuncusu olarak da oynadım ama bu aslında geçmişte kaldı ve gençlik dönemlerimdeydi biraz. Şu an kendimi en rahat hissettiğim pozisyon stoper pozisyonu. Ama maç gereği, maçın içinde ya da o anki artık ihtiyaca yönelik olarak bek oynamam gerekirse tabii ki yardımcı olmaya çalışırım ve elimden geleni yapmaya çalışırım. Ama eğer bir pozisyon soruyorsanız, kendini nerede rahat hissediyorsun diye soracak olursanız, benim hissettiğim yer, en iyi hissettiğim yer stoper pozisyonu. Aslında transfer sürecim şöyle başladı. Lille'de çok fazla oynama fırsatı bulamamıştım ve ben beklemeyi seven ya da kenarda duran, sadece orada gidip gelen birisi değilim. Oynamak istiyorum ve her maçta elimden geleni sahada gösterebilmek istiyorum. Dolayısıyla oynamaya ihtiyacım vardı ve bu sırada da Trabzonspor fırsatı ortaya çıktı. Yusuf Yazıcı'nın transferi sonrasında zaten ben de o arada Feyenoord'a kiralık olarak gitmiştim ve orada da aslında kötü bir sezon geçirmedim. İşler iyi gitmişti benim adıma. Ama dediğim, sizin de bahsettiğiniz gibi orada bir sene geçirdikten sonra Trabzonspor'a geldim ve geldim ilk andan itibaren de burada olmaktan dolayı aslında ne kadar doğru bir seçim yaptığımı fark ediyorum ve çünkü burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Burada olmaktan dolayı iyi bir seçim yaptığımı düşünüyorum. Buraya ilk geldiğimden itibaren çok çalışkan ve yetenekli bir oyuncu grubuyla karşılaştım ve onların işlerine dahil olmak işte zor olmadı. Çünkü gerçekten beni hemen işlerine kabul ettiler ve içlerine aldıkları o ilk andan itibaren de sanki yıllardır buradaymışım ve çok uzun zamandır onlarla beraber idman yapıyormuşum gibi hissettim. Top oynamayı seven birisiyimdir. Dolayısıyla hoşuma da gider bu durum. Ve hocamız da bunu fark etmişti zaten. Çok da fazla beni kısıtlamadılar. Dolayısıyla bu da hoşuma giden bir durum oldu ayrıca. Ama geldiğimde takım arkadaşlarımın kalitesinden tabii ki etkilendim.
Aslında bütün altyapıların ortak özelliği, altyapıdan üst takıma artık A takıma doğru çıktığınızda, o belki de o ilk idmanda ne kadar istediğinizi, hem kendi kalitenizi ve orada olmayı ne kadar hak ettiğinizi göstermeniz gerekir. Takımla beraber, A takımla beraber idman yapabilmek kolay bir durum değil ama idman yapabildiğiniz o ilk anda oradaki herkese ve hocaya ne kadar orada olmak istediğinizi, hak ettiğinizi ve burada olmak için ne kadar çalıştığınızı göstermeniz gerekir. Ve her şeyinizde kendinizi bu mesleğe adamanız gerekir. Benim oyunculara, genç oyunculara önerim bu olur. Çok büyük bir fark göremiyorum. Çünkü benzer kalitede, benzer yetenekte oyuncular oynuyor bütün liglerde. Ve bu takımlarda da gerçekten büyük takımlar da var. Hem burada hem de bahsettiğiniz liglerde. Dolayısıyla arada tabii ki farklar var. Ufak farklar. Bunlar minimal farklar. Ama ben arada çok büyük bir fark göremiyorum açıkçası. Seviyenin birbirine yakın olduğunu düşünüyorum. Yarışmacı bir lig kesinlikle ve maçlar maç başlamadan hep ortada geçen maçlar. Dolayısıyla hep birbirine yakın takımlar ve kalite ve yetenek olarak birbirine yakın oyuncuların oynadığı. Dolayısıyla izlemesi zevkli ve bir yandan da yarışma seviyesi, o yarışmacılık seviyesinin yüksek olduğu bir lig olduğunu düşünüyorum ben. Lille'de ilk sezonumda aslında 40'tan fazla maç oynadım diye hatırlıyorum. Çok sayıda maç oynadım ancak ikinci sezonumda işler biraz istediğim gibi gitmemeye başlamıştı. O istediğim oynama fırsatını çok fazla bulamadım ikinci sezonumda özellikle. Ben de daha önce söylediğim gibi zaten kenarda beklemeyi seven biri değilim. Oynamak istiyorum. Oynayabileceğim, daha fazla dakika bulabileceğim Nantes kulübüne transferim gerçekleşti. Ancak orada da şanssızlıklar biraz yakamı bırakmadı diyebilirim. Çünkü üst üste yaşanan sakatlıklar, hep yaşadığım bu arka arkaya gelen bu talihsiz anlar sonrasında da çok fazla oynama fırsatı bulamadım. Lille'ye döndüm. Aslında Fransa kariyerime baktığınız zaman kötü değil. Ama tabii daha çok oynamak için daha fırsatlar aramaya çalışmıştım ben de. Ben aslında geleceği çok fazla düşünen biri değilim. Gelecek hakkında fikir sahibi olan biri de değilim. Düşünmek istemiyorum çok fazla. Anı yaşamayı tercih eden ve yaşadığım bu anı da %100'ümle yaşamayı tercih eden biriyim. Şu an burada gayet mutluyum. İşler iyi gidiyor takım adına. Ve ben de oynuyorum ve oynadıkça takıma da yardımcı olmaya çalışıyorum. Umuyorum böyle devam edecek. Umuyorum olabildiğince takımı daha da üste çıkartırsak zaten hep beraber başarılı olmuş sayılırız. Geleceği çok fazla düşünmeden ana odaklanmaya çalışıyorum. Bütün oyuncuların hayaldir bir takımda oynamak. Dolayısıyla benim de hayallerimden bir tanesi bu. Ancak bu hayalim şu an ya da yarın gerçekleşecek diye çok fazla kendimi zorlamıyorum. Ben en iyisini yapmaya çalışıyorum takımım adına. Zaten takımım iyi giderse ve beraber başarılı olursak milli takımın kapıları da hem bana hem de tabii ki bu işi yapan ve doğru yapan bütün arkadaşlarımız adına açılacaktır. Çok fazla düşünmeye çalışmıyorum ama tabii ki benim de hayallerimden bir tanesi, en büyük isteklerimden bir tanesi. Ama benim önceliğim her zaman takıma yardımcı olabilmek ve iyi bir performans gösterebilmek. Hocamız çok tecrübeli bir hocamız. Geldiği ilk andan itibaren savunma üzerine birçok çalışma yaptı. Biz de zaten savunma oyuncuları olarak takımın top savunma anlamında çok toparladığını görebiliyoruz zaten. Kesinlikle doğrusunun bu olmadığını, nasıl yapmamız gerektiğini, nelerde durmamız gerektiğini bize çok net anlatan, çok net ifade eden ve oyuncularla da iletişimi çok iyi olan birisi. Zaten tecrübesinde gösterdikleriyle ve yaptıkları ve söyledikleriyle zaten anlayabiliyorsunuz tecrübeli biriyle karşılaştığınızı. Kendisinin hem iletişimi ve hem de bize olan yaklaşımından ben çok memnunum ve kendisiyle çalışmaktan dolayı da çok mutluyum. Kendisini ben çok önemli bir yere koyabilirim. Çok en tepedeki yerlerden bir tanesini mutlaka koyabilirim diye düşünüyorum. Çünkü geldiği andan itibaren hep bize yardımcı olmaya çalıştı. Bana yardımcı olmaya çalıştı. Sadece bana değil, takımın genelinde tamamına yardımcı olmaya çalıştı. Dolayısıyla bu da bizim için çok önemli bir durum. Maçlardan önce ailemle konuşurum, ailemle vakit geçirmeye çalışırım ve onlarla yaptığımız konuşmalar zaten beni hazır ve motive tutar her zaman. Ve maçlardan önce de ritmi yüksek, biraz daha maçı hazırlayabilecek müzikler dinlemeye çalışırım. Bu da benim ayrıca motivasyonumu sağlıyor. Aslında çok fazla yaptığım bir şey yok, ailemle konuşurum ve biraz daha yüksek ritimli müzik dinlemeye çalışırım ki bu da beni hep motive tutar zaten. Farklı bir ritim aslında Afrika müziği. Ben de buna
Bunu seven biri olarak buna ayak uydurmaya çalışıyorum. Lisbon'da yaşayan ve DJ olan da bir arkadaşım var. O da hazırlıyor bazen bu müzikleri. Dans etmek yani çok fazla bildiğin bir durum değil. Hani ben sadece mutluluğumu göstermeye çalışıyorum. O anki mutluluğun tadını çıkarmaya çalışıyorum. Benden daha iyi dans eden, daha profesyonel arkadaşlarımız da var. Ben sadece mutlu olduğum anların tadını çıkarmaya çalışıyorum. Yoksa çok fazla bildiğim bir şey değil dans etmek. Futbolda iletişim çok önemli. Futbolda konuşabilmek ve karşınızdaki kişinin ne istediğini tam olarak hissedebilmek ve anlayabilmek çok önemli. Biz de zaten hem aynı dili konuşuyoruz, Portekizce konuşuyoruz ikimiz de. Özel bir şey yapmadık belki ama zaman içinde oturan ve bundan sonra daha da sağlam olan bir durum oldu bu aramızdaki ilişki. Dolayısıyla çok özel bir şey yapmamamıza rağmen iyi bir ilişkimiz olduğunu düşünüyorum ben. Ben çok fazla konuşmayı seven biri değilim aslında. Köşesinde bekleyen, hani insanların bana fikrimi sordukları durumlarda fikrimi belirtirim ama çok fazla konuşmayı seven ve çok fazla öne çıkmayı seven biri değilim. Tabii ki kaybetmeyi hiç sevmiyorum. Kaybetmekten nefret ediyorum. Hatta bir ayak tenisi sırasında Abdülkadir Parmak, kaybettiğimiz o ayak tenisinden sonrasında neden bu kadar sinirlendiğimi sordu. O da şaşırdı aslında ama tabii kaybetmekten nefret ediyorum. Ve kaybetmeyi çok kolay kolay hazmedemiyorum, kabul edemiyorum. Ama onun dışında çok fazla sinirlenen, çok kolay sinirlenen ya da insanlara bağırabilecek tipte biri değilim aslında. Öyle biri değilim. Ve hiç de öyle biri olmadım. Köşemde kalmayı tercih ediyorum ben daha çok. Aslında ailem burayı çok sevdi ama maalesef salgın, pandemi dolayısıyla da çok fazla dışarı çıkma fırsatları da olmuyor ve çok fazla etrafı tarama fırsatları da olmuyor. Genelde evdeyiz ama bu yeni kültüre, yeni şehre ve yeni alışkanlıklara biz de tabii ki onlarla birlikte ayak uydurmaya çalışıyoruz. Ama pandemi sonrasında daha kolay olacağını düşünüyorum ama şu an burada olmaktan dolayı gayet mutlu bütün ailem. Çok fazla mesaj alıyorum. Gerçekten taraftarlarımız inanılmaz derecede mesaj atıyorlar. Sürekli mesaj atmaya çalışıyorlar. Ben de her boş vakitte cevap yazabildiğim her ortamda onlara da cevap verebilmeye çalışıyorum. Çünkü insanların bu sevgisine layık olmaya çalışıyoruz. Ve gerçekten bize inanılmaz bir sevgi gösteriyorlar. Hem bana hem de bütün takım arkadaşlarıma. Taraftarlarımızın eksikliğini kesinlikle hissediyoruz. Çünkü bu alışılabilecek bir durum değil. Çünkü futbolun doğasında ve futbolun içinde bir numara hep taraftar. Ve taraftarın olmadığı bir ortama da alışabilmek çok kolay değil. Hep kendime şunu söylüyorum. Burada bu dolu stadyumun önünde oynamak harika bir duygu olurdu. Ve umuyorum ki en kısa zamanda da bu pandeminin bitişiyle birlikte, taraftarların geri dönüşüyle birlikte çok harika bir ortam olacak tekrar. Ama mutlaka taraftarlarımızın olduğu bir maçı burada oynamak istiyorum. Ve o atmosferi ben de yaşamak istiyorum bütün takım arkadaşlarım gibi. Taraftarlarımıza bir şeyler söylemek istiyorum aslında röportaj tam olarak bitmeden. Çünkü bize inanılmaz bir destek veriyorlar. Bu desteği lütfen devam etsinler. Çünkü bu takım savaşmaya devam edecek. Bir mücadelenin içerisindeyiz ve mücadele sonuna kadar vermek ve başarılı olmak istiyoruz hep birlikte. Her zaman birlikte daha güçlüyüz diye bu mesajı iletmek istiyorum taraftarlarımıza.